Arkadaşlar merhaba. Beklenen gün geldi, çattı. Türk Düğün o çekilişini başlatıyorum. Gecikme için kusura bakmayın. Birkaç hafta önce yapmayı planlıyordum. İşlerden güçlerden ancak vakit bulabildim. Ama size güzel bir sürprizim var. Tam 25 tane her şeyi lehimlenmiş, çalışır şekilde Türk Düğün'e hediye edeceğim. Ve bunların yanında da 25 tane çok güzel bir dergi hediye edeceğim. Şimdi onlara gelelim. Çekilişe PCB Way ve Log dergisi sponsor oldu. PCB Way devre kartlarını gönderdi. Ben 20 tane devre kartı için anlaştım. Ama Türk Düğün'ün boyu bir tanesi 10 santime 10 santimetrelik en ucuz boy olan boyuttan daha küçük olduğu için iki tanesini birleştirdim ve bu haliyle de 10 santimetreye 10 santimetreden daha küçük olduğu için ufak bir kurnazlıkla toplam 40 tane sipariş verdim. Ama PCB Way biliyorsunuz 10 tane sipariş verdiğimizde genelde 11 tane gönderiyordu. 20 tane sipariş verdiğimde de 22 tane gönderdi. 22 çarpı 2, 44 tane Türk Düğün'e geldi. Bunlardan 25 tanesini lehimleyip sizlere hediye edeceğim. Geri kalanları da başka amaçlarla daha önceden belirlediğimiz kişilere göndereceğim. Benim elime de bir ya da iki tane kalacak. Şimdi PCV'in kısmı burası. Log dergisine gelecek olursak, Log dergisi de benim yıllardır beğenerek takip ettiğim Türkiye'nin en önde gelen teknoloji dergilerinden bir tanesi. Belki de en iyisi. Beğendiğim bir dergide kendi yaptığım kartla ilgili bilgileri görmek beni gerçekten çok duygulandırdı. Bir de üzerine Log dergisi bu kart güzel. Bir sürü insan istemiş, yorum yapmış. Bunlara kayıtsız kalmayalım. Komponentlerin ücretini ve diğer bütün masrafları, kargo gibi bütün masrafları biz karşılayalım. 25 tane arkadaşımıza bu kartı hediye edelim. Ve belki de hayatında ilk defa elektronik ve yazılıma giriş yapacak arkadaşlar olacak. Bu şekilde vesile olalım dediler. Gerçekten kendilerine de bu müthiş özveriden ve duyarlı davranışlarından dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Ben de Arduino Haber olarak emeğimi katıp sizlerle bu 25 tane kartı buluşturmaya vesile olmak istiyorum. Bütün çekilişin detaylarını videonun altındaki açıklamalardan bulabilirsiniz. Çekilişte çıkmayabilir ya da kendiniz herhangi bir şekilde ürettirmek istiyorsanız da yine sizin taleplerinize uyarak bunun dosyalarını da paylaştım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Türk Duino videosunun altına ve şu an izlediğiniz videonun altına hem PCV için bir örnek link, bu bana ait bir linktir. Buna tıkladıktan sonra şuradaki kupon kodunu kopyalarsak 5 dolarlık kuponunuz oluyor. Sadece 8-10 dolar civarı kargo ücreti ödeyerek 10 tane Türk Duino alabilirsiniz. Buraya bir de bu birkaç gün önce şu linki ekledim. Türk Duino'yu sipariş etmek için buraya tıkladığımızda bu sayfayla karşılaşıyoruz. Buradan doğrudan Add to Cart diyerek sipariş verebiliyorsunuz. 5 dolarlık kupon kodumu da yine burada kullanabiliyorsunuz. Ve sadece burada sipariş değil, üretme ile ilgili diğer bilgiler de yer alıyor. Peki bunu sipariş verdik, elimize geldi, ne olacak? Kartı alacağız. Daha sonrasında burada C7, C8 gibi komponentlerin numaraları yazıyor. Bir sonraki görselde de C7, C8 mesela C8 22 pikofaradlık kondansatörmüş. Bunun gibi bütün detaylar burada yazıyor. Bunları ona göre lehimlersek kendi Türk Düğün'ünüzü siz de alıp kullanabilirsiniz. Daha önce videosunu çektiğim kart Türk Düğün'ü Uno R4'tü. Yani dördüncü versiyondu. Şu anki R4 versiyon 2. Bunun bir geliştirilmiş versiyonu. Burada ufak tefek değişiklikler yaptım. Onları göstereyim. Bir önceki versiyonda USB bu tarafa bakıyordu. Şu an buraya bakıyor. Bunu neden yaptım? Çünkü daha öncesinde şuradaki çıkıntıdan dolayı USB takmak biraz zor olabiliyordu. Orayı kesmem gerekiyordu. Şu an kesmeyle uğraşmamak için bu şekilde yaptım. Bunun dışında şuraya bir ground pini daha ekledim. Yani bu pinleri lehimlemeden önce LED yakmak isteyen ya da cihaz kartı herhangi bir şekilde test etmek isteyen arkadaşlar da kullanabilsin diye oraya ayrıca bir şey ekledim. Voltaj regülatöründe daha önce ufak bir kusur vardı. Çalışmasını engellemiyordu ama onu düzelttim. Daha sonra burada reset butonu için yer ayırmıştım. Çok da gerekli değil diye reset butonunu da kaldırdım. Onun dışında buradaki yazıyı büyüttüm. Türk Düğün'e Uno yazısını büyüttüm. Daha öncekinde daha küçük yazıyordu. Bu büyük yazı benim daha çok hoşuma gitti. Onun dışında çok bir kullanımda çok da bir değişiklik yok. Arkadaşlar siz de kendi Türk Düğün'ünüzü üretmek istiyorsanız buradan sipariş verebilirsiniz ya da çekilişe katılabilirsiniz. Sipariş verdikten sonra bahsettiğim adımları izleyebilirsiniz. Sipariş süreciyle ilgili de şimdi kısaca özetleyecek olursam
Paylaştığım videonun altındaki linkten pcway.com'a gidiyoruz. Türk Düğün Uygur'dan sipariş veriyoruz. 5 dolarlık kuponu kullanıyoruz ve bu şekilde bayağı ucuza geliyor. Sipariş vermek için Polklok isimli kendi devre kartınızı üretmek ister misiniz? Polklok isimli videomdaki anlattığım detaylardan faydalanabilirsiniz. Siparişi verdikten sonra kartlar elinize geldi. Peki o saatten sonra ne yapacaksınız? Kartlar elinize geldikten sonra Türk Düğün'ü videosunu açıyorsunuz. Türk Düğün'ü videosunda da bu kartın nasıl lehimlendiğini anlatıyorum. Ayrıca orada bootloader'ın nasıl yakıldığını da anlatıyorum. Bu bilgiler sizin kartı üretmeniz için gerekli olan her şeyi sağlayacak. Peki bootloader ile ilgili problem yaşarsanız da yine bootloader isimli videoma bakarak da bunu halledebilirsiniz. Yani 3 videodan faydalanarak kendi Türk Düğün'ünüzü kolaylıkla hiçbir bilgiye, hiçbir tecrübeye sahip olmadan üretebilirsiniz arkadaşlar. Burada değinmek istediğim başka bir konu da elek konusu, yani stencil konusu. Elek almak zorunda değilsiniz. Elek almadan sadece devre kartlarını sipariş ederek de elinizdeki herhangi bir havyayla bunu lehimleyebilirsiniz. Sıcak hava tabancası gibi olan havyalardan olmak zorunda değil. Normal elimizde kullandığımız sıradan standart bütün havyalarla da bunu lehimleyebilirsiniz. Elek kullanırsanız biraz daha profesyonel, biraz daha güzel gözükebilir. Bu tercih tamamen size kalmış. Çekilişe sponsor oldukları için tekrar PCWay ve Log dergisine bol bol teşekkür ediyorum arkadaşlar. Uygun fiyata kaliteli baskılar için PCWay'in sitesine ve teknolojiden haberdar olmak için de Log dergisinin sitesine ve basılı dergiye bir göz atın derim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.